Her şey Marifetli'yle YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel tavuk sarma yapacağız. Aslında kanalımda tavuk sarma var fırında. Ama arkadaşımın biri, takipçilerimizden sevdiğimiz bir arkadaşımız. Sadece domatesli, salça soslu fırında yapar mısın, tarifini verir misin dedi. Rica etti, ben de tabii ki dedim. İşim bu benim, yaparım. Bir gün size demiştim ve listeye eklemiştim. Listede sıra geldi arkadaşlar et yemekleri olarak. Ama bugün arpacık soğan da kullanmak istiyorum. Hani soğansız bir yemek tabii ki olmaz. Şimdi arkadaşlar şöyle tavukları filota ince bir şekilde yaptık. Şöyle güzel bir zeytinyağı döküyoruz. Biraz bol dökelim. Şöyle yarım su bardağı kadar oldu arkadaşlar. Şöyle sarımsak tozumuz var. İçine de sarımsak koyacağım ama yine şöyle miktara dökmek istedim. Yakışıyor arkadaşlar içerisine. Burada bir tatlı kaşığı pul biber var arkadaşlar. Diğerleri hepsi birer çay kaşığı. Tuzumuz biraz dağıldı. Hani o da bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı kekik, kimyon, karabiber. Hepsi birer çay kaşığı. Sadece pul biberimiz dediğim gibi bir tatlı kaşığı. Şöyle hepsini ekledik. Şimdi güzelce şu soğanı doğramak istiyorum, sarımsağımızı. Şöyle küçük küçük tozundan da koydum. İçinde böyle hoşunuza gidiyor, güzel oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Hani ezerek de koyabilirsiniz ama bu şekilde daha lezzetli oluyor. Şöyle güzelce sosunu iyice yedirelim arkadaşlar. Vaktiniz varsa arkadaşlar, benim tavuğum çok şu anda işim acele olduğu için hemen yemek yapmam gerekiyor. Dinlendiremedim. Şöyle sosta 1 saat veya 1,5-2 saat kadar dinlendirirseniz tavuğunuz tabii ki daha iyi çekmiş oluyor baharatını. Ama böyle de çok lezzetli oluyor. Yani vaktiniz varsa yapabilirsiniz. Lezzeti aynı oluyor ama çok da bir farkı yok. Öyle söyleyeyim. Şöyle güzelce hemen, hatta şöyle şöyle yapayım. Ben iki elimi karıştırmayınca olmuyor. Şöyle şöyle. Harika oldu. Şimdi arkadaşlar içine garnitürümüzü koyacağız. Arkadaşımız istediği gibi domates soslu, salçalı soslu da soğanlarla birlikte pişireceğiz arkadaşlar. Pratik yemek istemiş arkadaşımız. Hemen biz de yapacağız. Şöyle bir tanesini serelim. Kaşığımızı koyduk. Şöyle kenara alalım. Yerimizi açtık. Tanesinden başlayalım. Hatta şunu da şöyle serelim. Şöyle içine istediğiniz kadar koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu tepside pişireceğim için arkadaşlar bunun içinde yapıyorum. Kürdan batıracağım. Yoksa açılır. Şöyle hemen istediğiniz kadar koyuyoruz. Şöyle güzel güzel hepsini ben bu şekilde sarayım arkadaşlar. Bakın böyle güzel oluyor. Şöyle kürdanı birlikte batıracağız. Kendi tepsisinde bırakmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle iki tanesini de beraber kürdan takalım arkadaşlar. Diğerlerini taktım. İçimiz tamam geldi. Şöyle çaprazlama koyuyorum arkadaşlar. Karşılıklı daha doğrusu. O zaman içi çıkmayabiliyor. Şöyle soğanlarımızı şöyle atalım. Domates
parantezlerimizi koyalım. Çok güzel oluyor dediğim gibi. Kesinlikle deneyin. Çok pratik. Pratik yemek isteyen arkadaşlarımız hemen hızlı hızlı yapıp dolaba atabilir. Fırına atabilir. Şöyle. Şuraya da koyalım. Şöyle aralarına da koyalım domatesimiz. Güzel olur. Kaldıralım tabaklarımızı. Şöyle 1,5 yemek kaşığı biber salçasıyla domates salçası yaptım arkadaşlar. Şöyle güzelce koyalım üzerlerine. 180 derece fırın ısınıyor. Fırına vereceğim arkadaşlar. Hiçbir şey koymayacağız üzerine. Beşamel sos veya kaşar peynir. Sade yapıyoruz bugün. Şöyle bakalım. Biraz daha koyalım. Çünkü içinde pişeceği için tavuklarımız, her şeyimiz çiğ arkadaşlar. Tamamdır. Yağ koymuyorum özellikle. Çünkü bol miktarda yağladık tavuklarımızı soslarken. Gerekmiyor arkadaşlar. Şimdi üzerine bir tane kapak koyacağım arkadaşlar ben fırına koyarken. Bir boy büyüğünü kapatıp o şekilde fırına vereceğim. İyice fokur fokur pişecek. Biraz bakacağım etine, pişmişliğini. Ondan sonra kapağını kaldıracağım. Fırında güzelce kızarsın. Pişsin arkadaşlar güzelce. Fırında getireceğim size. Arkadaşlar fırınımızdan çıkardık. Tavuk sarmamızı, garnitürlü tavuk sarmamızı en doğal, en kolay, en pratik haliyle yaptık bugün. Arkadaşımıza söz verdiğimiz gibi bugün lise sıra geldiği için hemen yaptım. Çok kolay. Bunu şeyde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çelik tencerede, döküm tencerede de yapabilirsiniz. Ama tabii üstü bu şekilde güzel kızarmıyor. Hani bu şekilde kızarmasını istediğiniz zaman tabii ki fırına vermek gerekiyor. Daha lezzetli olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Arkadaşlar bugünkü tarifimiz bitti. Ayşe'nin Marifet Delileri kanalında bugünkü tarifimizi bitirdik. İnşallah başka tariflerde yine görüşeceğiz. Yemeğimiz çok fazla, et yemeklerimiz çok çok kanalımızda. Her türe yer veriyoruz. Vermeye çalışıyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Hepsini okuyorum. Kesinlikle cevaplarınızı veriyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Kanalımız açıldı biliyorsunuz artık. Reklamlarımı izlerseniz atlamadan çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum herkese. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum herkese.